Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok pratik bir tarif yapacağım. Hadi o zaman tarife geçelim. İlk olarak hamurumu hazırlayarak başlıyorum. Yaş mayamı kabımın içerisine alıyorum ve üzerine yarım süt ve yarım su bardağı suyu ekliyorum. Ilık olacak bu arada. Şekerimi ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Sadece mayam çözülsün yeterli benim için ve unumu ekliyorum yavaş yavaş. Unumu eksik ölçmüşüm bu arada. Tekrar un ilavesi yapacağım. Ama tam un miktarını her zaman için belirtiyorum size ve güzelce yoğuruyorum. Ama tam bütünleşmeden tuzumu ekliyorum. Çünkü tuzun mayalandırmayı geciktirmesini istemiyoruz. Bununla da güzelce yoğuracağım. Bu arada kafanız karışmasın. Totalde 2,5 su bardağı kadar un ekledik. Evet, hamurum oldu kıvamı. Şimdi bunu çok uzun bir süre mayalandırmayacağız. Hemen pratik olacak. 5-10 dakika kadar dinlendireceğiz sadece, o kadar. Üzerine örtüyoruz ve 5-10 dakika dinlendiriyoruz. 10 dakika sonunda hamurum, bakın, yani gerçekten yeterince yumuşak ve mayalanmış. Çok kısa bir süre. Şimdi ikiye ayırıyorum hamurumu. Açacağım. Ne büyüklükte açacağım? Tavada pişireceğiz. Tavamın büyüklüğünde açıyorum. Şimdi şu tereyağımdan bir miktar alıp tavama süreceğim. Ve hamurumun ilk parçasını tavama koyacağım. Şimdi diğer parçasını açıyorum. Evet, hamurumun diğer yarısını da açtım. Şöyle hamurumun içerisine, arasına yani daha doğrusu, bu domatesimden ekliyorum. Domates de doğrayabilirsiniz direkt. Çok ıslatmaması için suyundan koymazsanız daha iyi olur. Biberlerden ekliyorum. Ve kaşar peyniri ekliyorum. Diğer parçamı aldım. Şöyle üzerine kapatıyorum. Kenarlarının kapandığına emin olun. Önce bir bastırıyorum. Hafif kapanması için şu şekilde çatalla bastırıyorum. Şimdi bunu ocakta pişiriyoruz. Evet arkadaşlar, ben tavamı ocağımın en büyük gözüne koydum. Şimdi önce harlı ateşte 1 dakika, ondan sonra kontrollü bir şekilde kısık ateşte pişireceğim. Evet arkadaşlar, benim tava bazlamam pişti 10-12 dakikada. O zaman şimdi hadi servis edelim, afiyetle yiyelim. Evet arkadaşlar, benim içli bazlamam hazır. İçinin pişme oranı ile ilgili aklınızda soru işareti kalmasın. Gayet güzel pişiyor zaten, ince bir hamur. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Yani çok pratik bir tarif hazırlamak istedim sizler için. Eğer denerseniz, benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda ve tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.